Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 17-24 Kasım haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Hemen şöyle bir nasıl bir hafta geçireceğim falı olsun. Hey maşallah diyelim arkadaşlar. Nelerle uğraşıyorsunuz bu hafta? Neler var kafanızda? İlişkiye bakar mısınız? Askıda kalmış bazı konularınız var ilişkilerde. Anlatacağım orayı da. İş ve para konuları. Bakın aşağıda görüyorsunuz bir balina. Balinanın üstünde siz. Bu ne demek? Balina koyu renklerde olduğu için aslında parasal bir konu. Kontrol altında tutmaya çalıştığınız parasal ya da iş konuları gündemde olur. Hemen başlayalım. İş ve para, maddi kaynaklar dediğimiz alan diyelim. Burada bir süredir kontrol altında tutmaya çalıştığınız bir para konusu var. Sanki böyle bir atın kontrol etmeye çalıştığınız eğer gibi bir görselde çıkmış. Onu hemen size göstereyim. Bakın burada bir el şuradaki şu balığı tutmaya çalışıyor. Bu da sizsiniz. Geçmişten bugüne getirmiş olduğunuz parasal bir konu gündeminizde olabilir. Pazartesi değil ama salı günü özellikle bu konu, bu iş yerinde bir konu ya da parasal bir konu diye düşünelim bunu biz. Üzerinde kafanızın üzerinde bir kalp. Bir kalp, o da biraz karartılı. V harfi de aslında Van'ın V'si gibi de görünüyor. Bir T harfi var. Onun dışında bakıyorum çok oralar bıcır bıcır. Kafa karışıklığı. Kafanızın üstünde de mesela V ve S vesaire. V ve S harfi olarak çıkmış. Şimdi bu kontrol altına almaya çalıştığınız konu ne? İş yerinde yaşadığınız bir konu olarak değerlendirirsek üstünüze gelmeye çalışan kişiler var. Bakın hemen arkanızda iki kişi sanki böyle sizi bir konuda baskılıyor. Bu pazartesi değil, hadi salı da olmasın ama çarşambadan itibaren maddi konularla alakalı baskı alacağınız bir durumu gösteriyor. Süresi dolmuş, iletişim halinde olsanız da kontrol edemediğiniz bir konuyla karşılaşabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz konuyla alakalı bir hızlı hareketlenme durumu söz konusu. Bir sağa bir sola gittiniz. Aslında bir şey sanki arıyorsunuz gibi bir görsel. Hani burada bir ödeme var, ödeme gelecek ki o ödemeyi yapasınız. Bir oraya koşturuyorsunuz, bir buraya koşturuyorsunuz gibi hayal edelim diye söylüyorum. Burada salıdan itibaren kontrol etmeye çalıştığınız konuda bir kontrolden çıkma. Akabinde bir kişinin arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir borçla alakalı bir kişinin üstünüze gelmesi, sonrasında bu iki konuyu sırtınızda alarak, sırtlanarak önünüze devam ettiğiniz ama karartılı ve sıkıntılı olabilecek bir hafta sonuna doğru giden süre var. Şimdi burası dikkat ederseniz kapalı görsellerde çıkmış. Üst bantta sanki böyle elinizde bir telefon, hani yüzüstü uzanmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Evet, kuyruk olmuş konular ama beklenti içinde olduğunuzda iki güzel mevzu var. Şimdi telefondan gelebilecek haber cumartesi gününden önce gelmez arkadaşlar. Burada cumartesi gününe doğru sadık bir dost diyebiliriz. Köpek görsellerinde birisi çıkıyor. Çocuklu olabilme ihtimali var. Bu kişiden alacağınız haber sizin bir konuda. Çünkü burada bir konunuz yok. Bir konuda önünüzü açar. Üst bantta pazartesi, salı ve çarşamba sisli puslu alanlarda, yani bilinmezliğin içinde olduğu alanlarda ilerlediğiniz görseller var. Sonrasında ikiye böldüğünüz, bence bu haftanın iki ana konusu var maddi kaynak ya da işinizle alakalı. Bir tanesinden bir yakından destek görme, diğerinin uzayıp gittiği konuşmalar olarak görünüyor. Burayı çok uzatmama gerek yok. Falınızda bu hafta aslında şey var, kafanız çok karışık. Hani önünüzdeki belirsizlikler sizi rahatsız edebilir. Ana hat aslında bu. Şimdi hane ilişkiler diyeceğim. Diyeceksiniz ki buradan ne çıkar? Hakikaten buradan çok bir şey çıkmaz. Yani hanenizdeki kişilerle iletişimin çok olmadığı bir hafta diyebilirim. Bir ilişkiniz, atıyorum bir sevgili olayı diye değerlendirirsek, pazartesi, salı, çarşamba bu kişiyle çok görüşmek istemezsiniz. Görüşürseniz de kavga çıkar. Tartışmalı görüşmeler var. Hane içerisinde anlaşamadığınız bir konudan destek alamayabilirsiniz. Burada üst bant temiz, alt bant. Aslında alt bant dediğimizde biraz bilinçaltıdır. Bilinçaltınızda aslında kaygılandığınız konular var demektir. Üst bant temiz. Bu önünüze çıkabilecek çok büyük bir problem yok. Aslında geçtiğimiz haftalardan getirdiğiniz konular, mevzular kafanızda hafta ortasına kadar en azından daha çok olur. Hafta ortasından itibaren Biraz bir açılma var burada çünkü. Sanki sıraya girmiş bir şeyler var. İşte evinizde sıraya girmiş iş diyebilirsiniz. Hanenizde sıralanmış bazı konular diyebilirsiniz. Burada aslında güzel bir alana doğru gidiş var. Özellikle Perşembe günü falın en iyi kısmı diyebilirim. Burada bu haftayla alakalı çözmek, bitirmek istediğiniz bir konuda önünüze açık arkadaşlar. İletişimle çözebileceğiniz bir konu olabileceği gibi git gel yaparak çözebileceğiniz bir konu da olabilir. İki yol görünüyor çünkü bununla bağlantılı bir gidiş var. Artı bu hafta sağlık konularıyla alakalı. Eğer ki hafta başı bir sıkıntınız varsa Perşembe günü bu konu çözülüyor. Temiz haber, temiz duyum alabileceğiniz bir alan olarak görünüyor. Ama bakın şurası da ilişkiler. Şimdi bu ilişkilerde, iletişimde hafta sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kara bulut ters düşünme, ters davranma, tersleşme, zıtlaşma anlamına gelir. Şimdi burası dikkat ederseniz bir konsol çıkma görselinde. Çevredeki insanlar da sanki bu iki kişinin tartışmasını ya da iki kişinin anlaşmaya çalıştığı konularda izleyici olarak görünüyor. Yani bu ilişkisi olanlar için çevrenin çok müdahil olmadı ama ne yapacaksınız siz böyle ya bu konuyu nasıl çözeceksiniz dediği kişilerle, diyen kişilerle konuşursunuz diyelim yani. Soruyor çünkü çevrenizdeki insanlar böyle şaşkın bir şekilde size bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl olacak bu işler gibi. İki tarafında çevresindeki insanlar bakış içerisinde görünüyor. Şimdi konsol demek askıda kalmak demek. Bir şeylerin kontrolsüz olması demek. Kontrol edemediğiniz bir mevzu ortaya çıkabilir. Burada güzel taraf aslında karşılıklı olmanız. Şimdi fallarda karşılıklı olmak iki tarafında birbirini sevdiği, iki tarafında birbirine değer verdiğini gösterir. Ama konu ve mevzunuz neyse iki tarafı da geriyor. Ve bu gerginlik aslında aranızda anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir. İki taraf da açık olduğu için kısa süreli 2 gün sürecek bir anlaşmazlık yaşarsınız diyebilirim arkadaşlar. Yol yok. Haberler haneye daha çok var. Sadece burada en şanslı olduğunuz gün diyebileceğim gün maddi kaynaklarla alakalı pazartesi, salı gündür arkadaşlar. Burada bile aslında alt bantta kontrol etmeye çalıştığınız parasal konular sizi gerebilir. Hızlıca bir oluşuma girmek istiyorsunuz ama beklemeniz lazım. Bu haftanın konusu değil yani. Buraya da dikkat ederseniz ortada bir tane bakın şurada görülebilir mi bilemiyorum ama şöyle bir 8 gibi görünen bir rakam var. Sonsuzluk işareti gibi düşünebilirsiniz ama o bir kum saati. Bu zaman demek. Yani aslında zamana bağlı bıcır bıcır konular, bir süre verdiğiniz konu, süreyle alakalı mevzular bu hafta gündemde olur. Çevresi karışık arkadaşlar. Çıkış bu hafta için diyemem, çekişme var çünkü bu konularda. Hanede de o kadar çok kişi ya da konuya el atılmış görünüyor ki üst üste birikmiş konular var. Ev işi diyeyim birikmiş, hanedeki kişilerle alakalı konular diyeyim birikmiş. Bunlar böyle önünüzde duruyor ama çok elinize atacağınız konular değil. Bir haber var şurada alt bantta. Değişti mi dedim. Bir kuş dikkat ederseniz şurada alt bantta. Bu haneye gelebilecek bir haberi ifade eder. Bu geldiği anda can sıkıcı bir haber. Karartı da görüyorsunuz ama dikkat ederseniz oradan biraz önce bir damla aktı. O damla aslında kötü olarak değerlendirilen bir haberin önünüzde hemen akabinde bir iyiliğe, bir ferahlığa, bir temizliğe sizi çıkaracağı görseli var. Dikkat ederseniz orada da bir yol oluştu. Bu aslında hani bir haber alırsınız ya tüh ya işte bu haberi beklemiyordum dersiniz. Ama o anda böyle bir şey olur. Aa bir dakika ya bu böylesi o zaman şöyle yapalım dersiniz. Ve o anda aslında o iş ne kadar şer görünse de hayrınıza olacak başka bir alan açıldı. İşte aynen öyle bir şey çıkacak karşınıza. Hayırlı bir iş teklifi bile olabilir arkadaşlar. Çok ilginç şeye ters ama farklı hayırlı bir mesela şöyle diyeyim o zaman toparlıyorum. Bir iş teklifi bekleyen bir işten haber bekliyordunuz olumsuz geldi ama hemen akabinde gelecek bir iş teklifi sizi daha olumluya daha güzele götürecek gibi düşünebilirsiniz. İşi olayları da şimdi burada arkadaşlar dışarı taşıyor. Ya çok düşünüyorsunuz, kaygılanıyorsunuz ya da çevreniz çok karışık iş konularında. Yani burada şimdi benim çok alengirli yollar. Şimdi bakın şurada 2 kişi konuşuyor. Bir tanesi başka bir kişi de onu çekeliyor. Şimdi bu konuşmalar bakın nasıl? El kaldırıyorsunuz. Bir dakika bu olmaz dediniz. Şurada özellikle salıdan sonra bir yol oluşmaya çalışıyor ama hani o kadar çevresi kalabalık ve karışık ki yolu hani toparlamak zor. Mücadele ediyorsunuz. Bakın burada bir yine sizsiniz bu. Bir kişi araya girmiş, sanki bir köpek elinizi tutmuş çekiyor. Elinizde olan bir şeyi almaya çalışıyor. Tabii bu hırçın bir kişi demek köpek. Çevreden bir kişi araya girmiş, müdahale ediyor görselleri var. Burada kırpık bir balık var mesela. Bir paranın alınma istenmesi ama kırpık kırpık gelmesi gibi düşünün. Hani gelir ama ucundan acık gelir gibi düşünelim yani bunu. Şimdi ben buradan özellikle para konularıyla alakalı çok net olarak harika, bakın misler gibi çok güzel bir haftaya giriyorsunuz diyemeyeceğim. Uğraşacaksınız. Mücadele edilecek bir hafta. Hafta sonuna doğru bir rahatlama, hafta başı biraz gerginlik var. Hane konuları biraz daha iyi görünüyor burada. Askıda, sepette gördüğünüz gibi orada bir sepet var. Askıda dışarıdan işte hani evlisiniz, anne babanızdan gelecek bir haber. Kaygılandıran bir konu değil de sanki böyle hani bir sağlık konuları varmış da onunla ilgili test sonuçları çıkmış, bekliyorsunuz ay acaba ne çıkacak diye. Ha tamam, güzelmiş, bir ötesi daha var ama bu arada bir test daha, yani test devam edecek bazı konular var ama burası mesela temiz. Dışarıdan alacağınız acaba ne oldu, acaba ne bitti dediğiniz bir konu önünüzde yavaş yavaş aydınlanacak diyebiliriz. Karışık bir falınız beni de karıştırdı açıkçası. O kadar çok böyle hani iç içe geçmiş konular var ki bunları böyle hani bireysel bir fal bakıyor olsaydım lütfen bir gün otur dinlen, bir kafanı dinle, hiçbir şey düşünme derdim yani. Hani öyle bir hafta, çok fazla içinde olmamak lazım. Akışa biraz teslim olmak. Evet, bu da bu şekilde olması gerekiyormuş demeniz gereken bir hafta gibi bir falınız var arkadaşlar. Evet, gördüklerim bu şekildeydi. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, saatli, keyifli bir hafta geçirin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.